Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok yakından takip eden çok değerli bir gazeteci büyüğümüz var şu an yanımda, hattımızda. Ali Fuat Doğatepe. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Evet, ne diyorsunuz son gelişmelerle ilgili? Özellikle tabii çok farklı bir görüntü vermeye başladı Sayın Hacı İbrahimoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yapmış olduğu açıklamalarla ilgili neler söylersin? Özellikle dün yayıncı kuruluşta bazı açıklamalar yaptı. Onu zaten detayına gireceğim, size ara ara onları da soracağım. Oradan başlayayım isterseniz. Açıklamalarla ilgili neler söylersiniz? İyiye mi gideceğiz yoksa biraz karamsarlık oluşacak mı? Aslında yeni TFF Başkanı bir durum fotoğrafı çekti bence dünkü açıklamalarıyla. Kamuoyunda dillendirilen ancak futbol yönetenler tarafından da dillendirilen, yani söylediklerinin birçoğunu geçtiğimiz sene kulüp başkanlarının çoğu söylüyordu zaten sonuç itibariyle. Onları tekrar etti. Geçen sene reddeden bir federasyon vardı. Bu sene, geçen sene kulüplerin dile getirdiği iddiaları, konuşmaları veya düşüncelerini dile getiren bir federasyon var. Şimdi şu noktada federasyonun görevi ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş. Organizasyonu düzenlemekle görevli. Ama bundan önceki bazı federasyonlar kulüplere karşı bu organizasyona düzenleme görevinin ötesine geçiyorlardı, taraf oluyorlardı. Bence burada yeni TFF'nin üzerinde ısrarla durduğu şey tarafsızlık ilkesini geliştirmek. Bence bu noktada eğer samimilerse, ki ben bazı noktalarda samimi olduğunu düşünüyorum, bu noktada kendilerini desteklemek lazım. Tarafsız, yani federasyon taraf olabilir mi? Atıyorum Galatasaray'ın karşısında olabilir mi? Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Adana Spor'un, Samsun Spor'un karşısında olabilir mi? Taraf olabilir mi? Yani talebi varsa, yani bakın size komik bir şey söyleyeyim. Bunu İstanbul Spor Başkanı Sayın Ecem Faik Bey söyledi. Şöyle söyledi. Ağustos ayında geçen sene bir hafta hatasından sonra randevu talep ediyorlar. Telefonlara çıkılmıyor. Sonra Trabzon maçında takım sahadan çekilince istediğiniz an gelin federasyona görüşelim deniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir takımın, Süper Lig'de mücadele eden bir takımın başkanının telefonuna 3 ay cevap verilmiyor. Randevu talebine 3 ay cevap verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Doğru söylüyorsun. Yani maillere bir kulüp başkanının açıklaması vardı Mehmet Büyükekşi ile ilgili. Şunu söyledi. Ya ben mail atıyordum dedi. Beni mailimi engellemiş artık. Mail de atamıyordum diyordu. Ya böyle bir TFF başkanı vardı bizde maalesef. Yani işte şu noktada benim beklentim şudur. TFF taraf değildir. TFF organizasyonu düzenlemekle mükelleftir. Yasada belli bu her şey. Dolayısıyla organizasyonu sağlıklı bir şekilde düzenleyip kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamalı. Hakemler de bu oyunun bir parçası, kulüpler oyunun parçası, taraftar oyunun parçası. Yani bunu organize etmekle görevli. Umarım önümüzdeki süreçte bu olur. Gün içerisinde dün biliyorsunuz önemli gelişmeler oldu. Evet, TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Nereye doğru gidiyor? Ne yapılacak? Hatta şeyde istifası bekleniyor galiba. Tahkim Kurulu Başkanı İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Hakim Ali Günay'ın da görevi bırakması bekleniyor. Şimdi şöyle bir yanlışlık var. Bazı hesaplar özellikle şu savı gündeme getiriyor. Diyorlar ki hukuka aykırı bulundu bu atamalar. Hukuka aykırı bulunma diye bir şey yok. Şimdi normal olarak prosedür şöyle işler. TFF kurullara alacağı isimlerle görüşmeyi yapar. Sonra bu isimler giderler Yargıtay'dan ve HSK'dan izin isterler. Kurumlar geçmişte bu izni veriyordu. Biliyorsunuz bundan bir önceki, iki önceki tahkim kurulu başkanı eski Yargıtay başkanıydı. O gittikten sonra Yargıtay başkan vekili tahkim kurulu başkanı oldu. Yani bu izinler verildi. Bu divana gidilmeden, izinler alınmadan bu işlem başlatıldı. Bunda ben bir takım başka sahiplerin de devrede olduğunu düşünüyorum. Bu izinlerin çıkmamasında. Etik olarak iki tartışılan bölüm var. Bir tanesi şudur. Yargıtay üyesi ya da başka bir görevde olan hakim federasyondan yaptığı iş karşılığı para alırsa bu etik midir? Yani çünkü yargıçlık görevi var devam eden. Bu açıdan tartışmalar vardı. Bir de diğer bir tartışma şu. Şimdi tahkim kurulu başkanı Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ancak üyeleri arasında Yargıtay üyesi var.
Yani bu da hani yargıda biliyorsunuz sıralamaya göre Yargıtay en üsttedir. Hı hı. Yani Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın veya Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar Yargıtay'da onanır ya da bozulur. Yani bir üst mahkemedeki birisi alt mahkemedeki birisinin altında görev alamaz diye etik tartışmalar vardı. Bunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii perde arkasında konuşulan çok iddialar var ama bunların birçoğunu delillendirmek, belgelendirmek oldukça zor. Dolayısıyla hani bu noktada ben şunu çizeyim. Bu atamalar hukuka aykırı değildi. Geçmişte Yargıtay'da görev yapanlar TFF kurullarında görev yaptılar. Ama bu kez bunlara izin verilmedi. Ben arada bir iletişim kazası yaşandığını düşünüyorum. Biliyorsunuz adli tatil olması sebebiyle birçok yargı mensubu tatildeler. Dün TFF Başkanı Yargıtay Başkanı'nı aradığını ancak ulaşamadığını söylemişti. Ben TFF Başkanı'nın arayıp aramadığı konusunda bile bilgilendirilmediği konusunda emin değilim. Dolayısıyla bir iletişim kazası yaşandığını, sonrasında da bu olayların geliştiğini düşünüyorum. Ama bu şartlar altında bu TFF alttaki isimlerden, yedeklerden üst tarafa seçimini yapacak ve görevini devam edecek kurumlar. Çok önemli bir şey söyledi, onu bulmaya çalışıyorum cümlede, ona kurmak istiyorum. Ha şeyle ilgili İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın TFF Başkanı özellikle bu sarallar üzerinden de bir operasyon yapılacağı yönünde bazı bilgiler aldığını söyledi. FETÖ tarzı bir operasyon anlamında. Bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Bir gelişme var mı? Neler söylersiniz? Biraz geçtiğimiz yıl şu aslında hani demin bir anlamda girmiştim bu olayda. Şimdi Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun gitmesi için Kıvılcım İstanbul Spor Başkanı tarafından ateşlendi. Ve bu ateşlendikten sonra Aralık ayından itibaren herkes federasyonun değişmesi gerektiğini, olağanüstü kongreye gidilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu takvim Aralık ayından itibaren başladı. Biliyorsunuz Nisan'da imzalar toplanmaya başlandı. İlk imzayı verenler belli. Sistemin nasıl işlediği belli. Başkanların WhatsApp grubundaki yazışmalar belli. Zaman zaman başkanlar dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç biliyorsunuz basın toplantısında açıklamasında bu başkanlar grubundaki konuşmaları ayrıntı vermeden anlattı. Dolayısıyla şimdi şu noktada iki iddia gündeme geldi. Bir tanesi şu. İşte bunun arkasında siyasi bir hedef var. Federasyonun değiştirilmesinin arkasında. Ben bunu bizzat Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a sordum, yani sizin siyasi bir hedefiniz mi var diye. Bundan önce olmadı, bundan sonra da olmayacak. İleride böyle bir hamle olursa yüzüme tükürürsünüz diye söylüyor. Doğru. Herkes hatırlayabilir mi? Doğru doğru. Sık sık söyle Sayın Başkan bunu zaten. Dolayısıyla iki türlü algı operasyonu var. Yani aslında şeyi mi karşıya getirmeye çalışıyor? Devam bunu gün yüzüne tutarak bir numarayla, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Ali Koç'un karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar? Sık sık Sayın Ali Koç bunu çıkıyor, açıklıyor zaten. Bunu da söylüyor ama arada bazı insanlar yanlış bilgiler vererek biraz ortamı germeye mi çalışıyorlar? Tabii. Yani bunu aslında bir hükümet karşıtlığıymış gibi düşünüyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapıyorlar. Çünkü yani şimdi sonuçta federasyonda uzun süredir devam eden bir yapı bozuldu. Bozuldun emin misiniz? Seçimi kaybetmek bile bir bozulduğunun göstergesidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anki TFF yönetiminde olan Ceyhun Kazancı, Servet Yardımcı'nın ekibindeydi. Rize Spor'un delegesiydi. Kongrenin olacağı gün Rize Spor delegeliğinden çıkartıldı kendisi. Kazancı ailesinin Rize Spor'a yaptıkları ortada. Doğru. Yani şimdi hani burada bir takım insanlar iktidar adına, hükümet adına iş yaptıklarını söyleyebilirler ama aslında gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı sonuç itibariyle. Burada devamlı hükümetle, iktidarla muhalefet edenleri karşı karşıya getirme gibi bir algı üzerinden devam edildi. Halbuki gayet basit, sportif amacı olan bir muhalefetti bu. Yani bunu siz insanları baskı altına almak için kullanırsanız ters tepen. Nitekim 50 tane delege ters tepti ve gitti oyunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verdi. Belki de kapalı oylama olsaydı
divan başkanlığı seçimi de kaybedilebilir miydi? Çünkü insanlar biraz da ürkerek ve korkarak, hatta diyor, dedi ya Sayın Ali Koç orada, siz de oradaydınız, takip ettiniz. Gidin imzanızı verin, kurtulun diye cümle de kullandı Sayın Ali Koç zaten. Divan başkanlığı seçimi olduğu zaman eğer kapalı oylama olsaydı sizce gene Mehmet Baykan kazanır mıydı, kaybeder miydi? Yani şimdi ben kongredeki gözlemimi söyleyeyim. Kapalı oylama olsa da pek fazla bir şey değişmezdi. Niye değişmezdi? Çünkü insanlar özür dilerim. Hep son anda bıraktılar hamleyi. Dolayısıyla hani bu kapalı oylama olsaydı çok fazla değişmezdi. Bayram Saralı'nın istifa etmişti biliyorsunuz. Evet. Hemen seçildikten sonra. Demişti ki 64 oy aldıktan sonra bizim 50 tane delegeye, fikri hür, vicdanı hür delegenin oyuna ihtiyacımız var demişti. O 50 delege geldi, oyunu verdi, gitti. Biliyorsunuz kongreler, ben hep şunu söylerim, siyasi parti kongreleri dahil 1986'dan bu yana gazeteci olarak kongreleri takip ederim. İster spor kulüpleri olsun, ister dernek olsun. Hı hı. Kongreler kongre salonunda kazanılır. Doğru. Dolayısıyla bu son TFF kongresi de kongre salonunda kazanıldı. Ben bunun işaretlerini aldım. Çünkü çok sayıda denege bu işareti vermişti. Yani sandığa gidildiğinde iş değişecekti. Şöyle, kapalı oy, açık lastik. Şöyle yapalım. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Çok kısa bir reklam aramız var. Sizi biraz bekletelim. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara. Tamam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Ali Fuat Doğatepe var, gazeteci. Şunu sormak istiyorum. Tabii siz dediniz ya, seçim zaten kaybedilince sistem büyük ihtimalle yani değişecek dediniz, ama tabii başlar ne kadar değişirse değişsin orada bir o 40 yıllık 50 yıllık bir kemikleşmiş bir yapı var. Bu yapının da değişmesi kolay olmayacak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu oradaki kurulan yapıyı elbette yıkmak çok zor. Yani şimdi ben şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte bu 8 Mart hakem kararlarından sonra tahkim kurulunda hemen biliyorsunuz jet hızıyla kararlar alındı, hakemler göreve döndürüldü falan. O arada federasyondan birileri devreye girip göreve yeniden maç verilen hakemlere çiçek verme organizasyonu yaptırmak istiyor. Yani kulüpler çiçek verecekler. Bir organizasyon Antalya Spor, Kayseri Spor maçı için yaptırılıyor. Cüneyt Çakır'la çiçek verilecek. Sonradan bu örneği, ya kardeşim biz federasyon olarak görev başındayız. Bunun federasyonun yönetim kurulu kararı almıştı deniliyor. Bu çiçek vermenin önüne geçiliyor. Kayseri Spor son anda kararını çeviriyor. Cüneyt Çakır'a çiçek vermek istemiyor. Bunun üzerine Antalya Spor taraftar grubuyla temas kuruluyor federasyondan birileri tarafından ve Cüneyt Çakır maça çıkarken alkışlattırılıyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Federasyon yönetim kurulu bir karar alıyor. Doğru ya da yanlış. Sonra bu tahkim kurulundan dönüyor. Federasyondan birileri buna karşı bir eylem geliştiriyor. İnanır gibi değil ya. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu şartlar altında bu yapıyı elbette yıkmak çok zor. Kimin nereyle bağlantısı varsa zaman içerisinde elbette ortaya çıkar. Ama hadi hani derler ya, sihirli değnek yok kimsenin elinde. Evet. Geldim burayı yıktım, yeniden yapıyorum. Yani mümkün değil. Bu bir enkaz. Hani bu dünün bugünün de enkazı değil. Yılların getirdiği bir enkaz. Burada en net tanımlamayı yaptığı için Sayın Ali Koç'tan örnek vermek istiyorum. 25-30 yıllık bir kurulan bir yapıdan bahsediyor. Yani bu 25-30 yılda oluşturulan bir yapıyı hemen bugün gelip ertesi günü yıkmak elbette imkansız. Ama zaman içerisinde alınan kararlarla, yasaya uygunlukla, talimatlarla uygunlukla belli bir sisteme sokulabilir. Bu da yani önümüzdeki süreçte yaşayarak göreceğiz zaten. O yüzden ben asla önyargılı olalım demiyorum. Bekleyip görelim. Bekleyip görelim diyorsunuz. Çok kısa gene bir reklam aramız var Ali Bey. Oraya çıktınız. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Çok kısa bir aradan sonra sohbetimiz devam edecek.
Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda da gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Dün tabii baktığımız zaman Sayın TFF Başkanı açıklamasına baktığımız zaman şöyle bir cümlesi var. PFDK sektörünü artık yasakladım dedi. Bununla ilgili düşüncenizi çok merak ediyorum. Daha önce çünkü biliyorsunuz başkanlar çıktığı zaman, konuştukları zaman cezalar alıyorlardı veya hak mahrumiyet cezaları alıyorlardı. Bunu kaldırdığını söyledi. Bu sizce bir olumlu bir gelişme, neler söylersiniz? Şimdi bunun iki boyutu var aslında, biliyorsunuz. PFF'nin veya PFDK'nın aldığı kararlar sonra tahsil kurulunda onandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan açıklamaların birçoğunun eleştiri sınırında kaldığını, yorum ve açıklama olduğunu ifade etti. Dolayısıyla verilen cezaların birçoğunun hukuki altyapısı yoktu. Zorlamaydı bu cezalar. Federasyon kulüp başkanlarını karşı elinde sopa olarak kullanıyordu bu cezaları. Yani düşünebiliyor musunuz? Hak mahrumiyeti cezaları var. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hak mahrumiyeti cezaları üst üste biriktiği için neredeyse başkanlık yapamaz. Başkanlığa düşecekti, doğru. Hı hı. Yani istifa etti. Aynı şey Ali Koç, aynı şey Hasan Arat için geçerli Beşiktaş Başkanı için, Fenerbahçe Başkanı için. Yani kim açıklama yaparsa bunu elinde bir sopa olarak kullanıyordu. Yani sonuçta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediği şey şu: başkanların attığı açıklamaları bence kişisel olarak birileri hedef gösterilmediği müddetçe, hatta tüm kulüplerin açıklamaları da aynı şekilde geçerli. Başkanların değil, sadece diğer yazılı açıklamaları da ben bu kapsama almak istiyorum. PFDK'lık olmamalı. Yani ortada var olan bir şeyi dile getirmek, şüphelerini paylaşmak bence suç değil. Yani kulüplerin yaptığı şey, evet, zaman zaman kişisel hedef göstermeleri oldu. Burada da hukuki yol açıktır yani. Kullanabilirsiniz ama bence bu olumlu bir adımdır. Avrupa'nın Sektör Mahkemesi tarafından da zaten bunun hukuki altyapısı da vardı. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Bey devamlı oraya giderek zaten hak mahrumiyet cezalarından elde edilen paraları geri aldı. Yani hepsini geri aldı, onu da söyleyelim şeyden. Federasyonu kesmiş Avrupa, oldu. Aynı tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Yani sonuçta bu tartışılmayacak bir karar. Tahkim kurulunun ve PFDK'nın kararlarının kulüpler üzerinde bir sopa, bir nevi sopa olarak kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyor bence. Federasyon burada iyi niyetli bir adım atmıştır diye düşünüyorum. Dün çok önemli bir açıklamada daha bulundu Sayın Başkan. Şunu söyledi: hakem arkadaşlarımıza güveniyoruz dedi ama tabii ilk tepkiyi ben göstereceğim dedi. Ben hata varsa bunu ben soracağım dedi. Eğer kasıt varsa dedi, bizde yürüme şansları yok artık dedi. Vardaki arkadaşlara da şunu söyledi: vardaki insani hatayı kabul etmiyor dedi. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum. Orada hata yapma şansı yok dedi. Önce haysiyetinizi, şerefinizi koruyacaksınız dedim onlara dedi. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi bakın, Türk futbolunun, evet, kulüplerin mali durumları, diğer yaşadığımız olumsuzluklar bir tarafa, hakemlik çok büyük bir sorun. Yani bunu ben şimdi bir belge var elimde. İzin verirseniz okuyabilir miyim? Buyurun, tabii ki, ne demek, buyurun. Federasyondan bir eski hakeme yollanan, yollanmak üzere hazırlanan ihbarname metni bu. Bu hangisi, hangi federasyonun yazısı bu? Şimdiki mi, bir önceki mi? Onlardan önceki federasyonun, yani Nihat Özdemir Federasyonu. Evet. Bakın, isim vermeyeceğim ki hani yanlış anlaşma, herkes kim olduğunu anlayacak ama ben anlatayım size. Buyurun. Okuyorum aynen. Sayın muhatap, federasyonumuzun nezdinde MHK başkanlığı dahil olmak üzere birçok önemli görevlerde yer aldığınız malumunuzdur. Gözlemcilik görevinizin sona ermesinden sonra müvekkilimiz TFF bünyesinde edindiğiniz bazı bilgileri kullanmak suretiyle hakemlik yönetim sistemi adı altında bir yazılım geliştirdiğiniz ve yine göreviniz gereği edindiğiniz bilgilerde bir kısım TFF bünyesindeki hakem ve gözlemcilerin elektronik posta adreslerine TYS ile ilgili elektronik posta gönderdiğiniz, hak sahibi olmaksızın bazı edindiğiniz bilgileri ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullandığınız anlaşılmaktadır. Söz konusu edilen bilgilerin belirttiğimiz şekilde ticari ve ticari olmayan amaçlarla kullanılması hukuka aykırılık yaratmaktadır. Bununla birlikte müsabakalara hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem ile ilave yardımcı hakemleri, gözlemci ve mentorları doğrudan veya ilgili kurumlar aracılığıyla atamak, hakem ve gözlemcilerle ilgili çalışma ve düzenlemeler yapma yetkisi MHK'ya ait olup bu hususlar yasaca belirtilmiştir.
Bu sebeple tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla hali hazırda MHK nezdinde resmi göreviniz olmadan hakem veya gözlemcilerle iletişime geçerek müvekkil TFF bünyesinde edindiğiniz bilgilerle oluşturulan programın kullanılmasına ivedilikle son verilmesini talep ederiz diyor. Peki ne yapmışlar? Şimdi, bu kullanmaya devam etmiş mi Ali Bey? Şimdi geçen sene nasıl bir skandal patladı hatırlıyor musunuz? Geçen sene? Nasıl bir skandal patladı hatırlıyorsunuz? 8 Mart operasyonu diyorsun değil mi? 8 Mart operasyonu. Yok. Hayır. Geçen sene bir tane internet sitesi... yayınladı. Hakemlerle ilgili bilgiyi yayınladı. Doğru, internet sitesi. Evet. O kimin olduğu da biliniyor zaten. Sayın Ali Bey'in de sık sık söylediği, o çetenin dediği şahsın şahsa ait olan bir site. Doğru. Evet. Sok18 diye bir tane site ve hatırlatanları. Şimdi Singapur'da bir bahis şirketi var. Haftanın hakemlerinden bahis oynanıyor. Atıyorum mesela işte Galatasaray Hatayspor maçının hakemi kim olacak diye bahis oynuyorsunuz. Yarım saat açılıyor ve siz TFF sitesinde yayınlanmadan bu bilgiyi 15 dakika önce gidiyorsunuz. Mesela oradan paralar gidiyor. İnanılır gibi değil bu. Bununla ilgili henüz çalışmalar yok. Dolayısıyla bakın ben şunu söylüyorum. Hakem işlerinin elinde geçmiş dönemde yaşanan bazı sıkıntılarla ilgili deliller var. Belgeler var. Bir hakem çıkıyor diyor ki bu haftaki maçlara çıkmayın. Bir hakeme şöyle bir şantajda bulunuyor. Eğer sen diyor bu hafta çıkar maça hakemlik yaparsan senin hakemliğini bitiririz. Bu ifadeler yazılı olarak var. Ve bunlara Büyükelçilik Federasyonu 2 sene boyunca işlem yapmadı. Bakın, veya yapamadı. Bilemiyorum, dosya orada. Gönderirsin Dekor Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Başsavcılık takibini yapar çözer. MHK Başkanı, o dönemki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlerle yaptığı Zoom toplantısının ses kaydı sızdırıldı. Çok yaşayın. Gizlice kaydedilip sızdırıldı. Çok teşekkür ederim. Şimdi dolayısıyla böyle bir noktada suç işlenmiş ya. Bakın ben size belgelerini açıklıyorum işte, suç işlenmiş. Şimdi bu hakem arkadaş şu anda diyelim ki gözlemci oldu. O dönemde maça çıkan hakemlere bilerek ve isteyerek eksi puan vermeyeceğinin garantisi var mı? Yok tabii canım. Peki biz geçtiğimiz dönemde neyi konuştuk? Bazı hakemlerin notlarına gözlemciler aranarak müdahale edilip edilmediğini konuşmadık mı? Bizzat tanıkları çıkıp açıklamadı mı? Hı hı. Dolayısıyla burada hakemlikte bir kanserli yapı var. Bunu bir an önce düzenlemek lazım. Bakın ben söylüyorum, bazı dosyaların arşivden indirilip Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi lazım. Bunu bu federasyon yapabilir mi? Ya bu bir kritik karar. Şimdi bazıları da diyor ki ya arkadaşlar geçmişte yapılan hatalar oldu bitti. Yeni dönem açılsın. Bu yeni dönemde bırakın geçmişin peşini kazmayalım. Sonrayı da yarayla kanatmayalım. Yeni dönemi başlatalım. Bakın ben geçtiğimiz yıl Türkiye Faiz Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nin olağanüstü kongresine gittim Ankara'da. Hı hı. Orada bir sürü genç hakem geldi, bana teşekkür etti. Bizim arkamızda durduğunuz için teşekkür ederiz diye. Hı hı. Biz bu yapıda yukarıya çıkmaya şansımız yok diye. Şimdi bu MHK'nın önünde şöyle bir şans var. Aşağıdan gelen hakemlerin yukarıya çıkması için önlerini açmak. Eğer bunu yapabilirlerse belki adli yola gitmeden bu işler çözülebilir. Ama ben hala şu düşüncedeyim. Bugünün, dünün, bir senenin, iki senenin değil. Futbolda bir planlı istihbarat operasyonu, polis operasyonu yapılarak bazı yapıların kesinlikle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir takım insanlar, kriminal insanlar uzaklaşmadan futboldaki bu kirli yapıyla bizim mücadele etmemizin imkanı yok. Çünkü 35-40 milyar dolarlık bir yasa dışı bahis de var artık işin içerisinde. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz maçlara çıkmayanlar, son şampiyonluk maçına çıkmayanlar, playoff maçına çıkmayanlar, bir sürü olaylara şahit olduk. Kamuya yansımayan bir sürü olaylar da var. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Dolayısıyla ben hala aynı düşüncedeyim. Hakemler dahil bir sürü bu yaşananlarla ilgili bir planla istihbarat operasyonu yapılmalı. Başsavcılık nezaretinde bu futboldaki bizim yapılardan bir an önce kurtulmamız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Gözlemci listesi yayınlanıyor.
8 tanesi aynı bölgeden, %50'si. Yani şimdi siz dediğiniz zaman böyle bir yapı mı var diye şüphelendiğiniz zaman ortada bunu gösteren bir sürü kanıt ortaya çıktı. Doğru. Doğru. Şimdi hakem akademisinin sınavı alması lazım. Bir isim var mesela, hakem akademisi tarafından sınava alınmadan kılıfına uydurularak mesela gözlemci yapılıyor. Biz bunları sorgulamayalım mı? Yani i̇şte onu diyorum, yani bunları bu şeyi kolay değil kaldırmak bir günde, iki günde. Böyle bir organizasyonu, böyle bir yapıyı çözmek kolay değil. Enkaz var hakikaten. Enkazı kaldırmak kolay değil. Yani onu söylemeye çalıştım ben size zaten. Bu uzun süreçli bir iş. Federasyonun nefesi buna yetecek mi? Yeni yani federasyon. Bence... Federasyon iyi niyetini gösteriyor. Çünkü açıklamalarından sonra belli bir kesim paniğe kapılmış vaziyette, şimdiki federasyonu indirmek için çabalar konuşuluyor. Zaten bu çabalar seçimde... Sayın Başkan da zaten bunu yayıncı kuruluşta söyledi el altından. Ya zaten seçim tamamlandığı gece hemen bu çalışmalar başladı, bu federasyonu nasıl deviririz diye. Dolayısıyla... Çok yaşayın. Şimdi biz teşekkür ederim. Şimdi biz bu futbol sever olarak, gazeteci kimliklerimizin hepsini bir tarafa bırakalım. Bu futbol sever olarak şuna karar vereceğiz. İyi niyete inanıyor muyuz? Burada mesafe alınacağına inanıyor muyuz? Bu şekilde, bu yönde adımlar atılıyor mu? Buna bakacağız. Eğer bu şekilde devam ederlerse, iyi niyetli adımlara devam edilirse, bu futboldaki iklim yumuşayarak devam ederse, demek ki bir takım adımlar atılıyor. O zaman tutarız, hepimiz federasyonu destekleriz, yapılan işleri destekleriz. Ama şundan da şüphe etmesinler, yapacakları ilk yanlışta da ilk sesimi yükselten gene ben olurum. Hepimizin dönüş noktası bu olmalı aslında, anladım, diye düşünüyorum. Anladım. Yani siz de muhtemelen yıllardır artık hemen hemen aynı jenerasyondayız. Yıllardır Türk sporunun... Ben biraz daha genç gözükeninleyim ama hala. Ama yani yaşadığımız tanıklık... Tabii canım, biliyoruz ne olduğunu. İşte o yüzden söylüyorum, kolay değil bu işler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, tabii. Yani burada hani en azından bırakalım. İşler yapılsın. Sonra biz karne verelim. Hani mesela sonuçta karneyi verecek olan biziz. Tabii karneyi verecek olan, doğru. Takımlarımız şampiyon olabilir, kaybedebilir, kazanabilir. Bunları bir kenara bırakalım. Sonuçta kamu vicdanı dediğimiz bir şey var. Biz kamu vicdanıyla hareket edelim, vicdanımızla hareket edelim. Doğru adımlar atılırsa destekleyelim. Yanlış adımda ilk sesimizi biz yükseltelim ki haklı durumda olalım. Çünkü geçmişte bağırıyordunuz, sesiniz çıkmıyordu, şimdi niye sesiniz çıkmıyor diyemesin hiç kimse. Ben her zaman bakış açım budur. Objektifliğimizi kaybetmeyelim. Herkesin tuttuğu renk, arma bağlı olduğu gönülden var. Ama bizim kamu vicdanı ve kendi vicdanımız adına ortak hareket etmemiz gereken noktalarımız var. Burada yapılan şeyleri, iyi şeyleri mutlaka destekleyelim. Kötü olan, kötü giden bir şey varsa da hepimiz sesimizi çıkartalım, yükseltelim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Evet, hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe vardı. Thank you.